herkese. Yıllarca ilgi görmüş. Redmi'nin Note serisinden 8'i vardı, 9'u vardı, 10'u vardı. Çok çok ilgi gördü. Çünkü bunlar bir fiyat performans ürünüydü. Şimdi de elimizde ise Redmi Note 11 Pro var ve bunu inceleyeceğiz. Elimize aldığımızda böyle sert, keskin bir köşesi olduğunu görüyoruz. Gayet güzel ve şık duruyor aslında. Böyle çok fazla elinizde tuttuğunuzda, eğer benim gibi eliniz küçükse, birazcık böyle elinize iz yapıyor ama bu çok da sıkıntı değil. Aynı zamanda telefonu böyle birazcık daha iPhone'un böyle 11, 12 gibi kare görünümlü olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlığıysa 207 gram. Yani çok daha ağır bir telefon değil. Gayet ideal, uygun. Boyutuysa artık telefonlar çok küçük olmuyor, çok büyük de olmuyor. Genelde hepsinin boyu aynı boyutlarda. Bu da yine aynı boyutlarda bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun üst kısmına baktığımızda bir jack girişi, hoparlörü, kızılötesi sensörü ve mikrofonu bulunuyor. Kızılötesi sensörü olması çok iyi çünkü eğer böyle kumanda niyetine kullanabiliyorsunuz telefonu. Belki aramızda bilmeyenler vardır diyerekten kısa bir parantez. Aynı zamanda artık telefonlarda genelde jack girişi bulunmuyor ama bu telefonda jack girişi bulunuyor. Yani bu da ekstra olarak bir avantaj. Yine Bluetooth'u kulaklığınızı kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz ama jack girişi olması da gayet güzel. Alt tarafına baktığımızda ise sim kart girişi. Burada çift sim kartı kullanabiliyorsunuz. Şarj girişi ve yine hoparlörü bulunuyor. Yan tarafına baktığımızda ise parmak izi okuyucusu ve ses tuşu sizlerle beraber. Arkasına baktığımızda ise dörtlü kamera sistemi ve bir flaşıyla sizleri karşılıyor. Malzemesi de oldukça kaliteli, böyle vurduğunuzda boş olmadığı içi belli oluyor. Ama şunu da söylemekte fayda var. Arkası plastik değil. O yüzden buranın kırılma ihtimali var. Kullanırken kılıfınızı da kullanırsanız çok daha iyi olur. Biraz da parmak izi kaldığı için kılıfla kullanmak çok daha iyi olacaktır. Şimdi ise ekrana gelecek olursak 6.67 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Ve saniyede 120 Hz'lik tazelenme oranı bulunuyor. Bunu ayarlardan değiştirmeniz gerek. Ayarlarda 60 var, 120 var. Genelde ilk geldiğinde 60 olarak görünüyor ama ayarlardan 120 olarak değiştirirseniz daha akıcı bir şekilde telefonu kullanabilirsiniz. Ama bu özelliği genellikle oyun oynarken kullanmanızı öneririz. Çünkü oyunda evet akıcı olmasını istiyoruz ama normalde pil tüketimini daha fazla arttırdığı için 60 Hz'de kullanmanızı öneririz. Çerçeveleri de olabildiğince ince. Siz de görüyorsunuz zaten yani. Gayet güzel, şık bir şekilde duruyor. Yukarıda da bir tane ön kamerası bulunuyor. Bu da çok fazla göze batmayacak bir şekilde göründüğünü söyleyebiliriz. Gayet güzel ve hoş bir şekilde bizleri karşılıyor. Telefonumuz çizilmeye de dayanıklı ve Gorilla Glass 5 ile bizleri ekranın daha sağlam olduğuna ikna da ediyor. Yani alırken ekranın daha sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Çizilmeye ve kırılmaya gayet dayanıklı bir telefon bizlerle. Gelelim kamerasına. En sevdiğim taraf, deneyimlemeyi de en sevdiğim taraf kamerası oluyor kesinlikle. Arka tarafında 108 megapiksellik bir ana kamerası. 8 megapiksellik ikinci arka kamerası. Bu geniş açıyı kullanmanız için yarıyor. 2 megapiksellik de üçüncü ana kamerası. Bu da makro kamerayı kullanmak için. 16 megapiksellik de bir ön kamerası mevcut. Gayet de güzel bir deneyim sağlıyor aslında sizlere. Kamerada birazdan siz de fotoğraflarını göreceksiniz ama fotoğrafları görmeden önce benim beğenmediğim birkaç özellikten bahsedeceğim. Birincisi optik görüntü sabitleyicinin bulunmaması. Bence bu bir eksi çünkü yani olsa çok güzel olurdu. Zaten telefon gayet güzel ama yani bence eksi olarak gördüğüm yanlarından biri bu. Bir diğer eksisi de 4K özelliği olmaması. Çünkü artık devir değişti. 4K özelliğini neden koymuyorsun? Yani 1080p'de bile 30 kare çekiyorsun. Yani hiç beğenmedim bu özelliğini. Yani yeni telefonlarda vlog modu geliyor, başka modlar geliyor, böyle ikili kamera sistemi. Ama bunda yok. Yani çok da bir özellik aramamamız gereken ama ideal bir şekilde olan bir kamerası sizlerle beraber.
herkese. Beni şu an Redmi Note 11 Pro 4G'den duyuyorsunuz. Sesim size umarım iyi ulaşıyordur. Şu an ön kamerasındaki ses kalitesini, size nasıl iletildiğini deniyorum. Hemen arka kamerasına da geçelim. Arka kameradan bakalım sesimiz size nasıl geliyormuş. Şimdi ise beni arka kameradan duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada trafik çok hızlı akıyor. Çok fazla ses ve gürültü var. Şu an umarım sesim tekrardan size iyi geliyordur. Bu da bu telefonun video çekerkenki ses kalitesi. Aynı zamanda telefonumuzun hızlı şarj özelliği var. Yani bu hayatımızı kurtaran bir özellik. Her zaman söylüyorum. Bir yere çıkacak mısınız? Telefonu şarja takın. Sizi bir gün idare edebilecek seviyeye geliyor. Yani 15 dakikada %50 seviyesine ulaşabiliyor. O yüzden çok çok avantajlı yani. Gerçekten hayat kurtarıcı bir özellik hızlı şarj olması. Aynı zamanda oyun da oynadık bu telefonla. Hatta şu an büyük ihtimalle ekranda görüyorsunuz. Biz başladığımızda telefonumuzun şarjı 64'tü. 15 dakikalık bir oyun deneyimi sağladık. Bu oyun deneyimin sonunda da %5'lik, %6'lık bir iniş görüldü. Aslında çok da fazla değil. Telefonun ısınma oranı ise böyle ilk başladığımızda 31 dereceydi. Daha sonrasında oyunu bitirdikten sonra da 34 derece gibi bir seviyeye ulaştı. Yani çok da ısınmadı aslında telefon. Gayet iyi bir deneyim sundu bizlere. Sesine de kısaca değinecek olursak gayet güzel bir ses kapasitesi var. Yani sesli ortamlarda da çok rahat bir şekilde telefonunuzun sesini duyabiliyorsunuz. O konuda sıkıntı çekeceğinizi de zannetmiyorum. Son olarak işletim sistemi ve donanıma geldiğinizde, yani ben buraları çok fazla takmıyorum ama sizin için önemliyse de hemencik bahsedeyim. Donanım sisteminde ise MediaTek imzalı Helio G96 Yonga seti bu cihazın içinde barınıyor. Tabii bu işlemciyi desteklemek için 8 GB'lık bir RAM kapasitesi var ve aynı zamanda 128 GB'lık da bir hafızası mevcut. Sona doğru yaklaşacak olursak birkaçcık daha özelliğinden bahsedeyim. NFC modumuz var. Suya dayanıklı, toza dayanıklı bir telefon elimizde. Çift hatta kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda renk pigmentleri de çok fazla, 16 milyona kadar ulaşabiliyor. Gelelim fiyat performansa. Bu telefonumuzun fiyatı 7500-7600 arasında seyiriyor. Tabii ki diyeceksiniz ki bu Redmi Note hani fiyat performans ürünüydü. Artık bir şeylere şaşırmamamız gerekiyor. Yani domatesin fiyatı bile 20 lira olduysa kilosu, bu telefonun 7500 olmasına şaşırmayalım. Tabii cebimizde uygun mudur değil midir tartışılır. Önceki seriler 3,5-4 arasındaydı. Cebimize uygundu. İşletim sistemi olsun, telefonun kullanımı olsun gayet idealdi. Tabii ki yine güzel bir telefonumuz var. 7500'e değer mi? Bilmiyorum. Belki aramızda kullananlar vardır ya da kullanmak isteyenler vardır. Sizin kararınıza kalmış ama bence değebilecek bir telefon. Ve son olarak söyleyeceğim gibi artık bir şeylere şaşırmamamız gerekiyor. Bu fiyatlara da alışmamız gerekiyor. Videomuzun sonuna gelirken bugün sizlerle beraber Redmi Note 11 Pro'yu inceledik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu model hakkında aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda buluşalım. Her zaman oradayız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.